Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Audi'nin A3 modeliyle karşınızdayız. 2008 model A3. Ambition paket diye geçiyor. 4 paket var araçta. Bu Ambition paket. Aracımız burada Giray Bey'e ait. Sağ olsun aracıyla beraber çekim yaptığımız için kendisi de ön ayak oldu. Aracına bakan birisi kendisi. Güzel bir araç. A3'ün ben kasa olarak zaten beğeniyorum. Audi biliyorsunuz Volkswagen grubunun biraz daha premium olarak öne çıkan bir markası ve kullanıcılar tarafından sevilen bir marka. Bu araçta DSG şanzıman yok. 2008 yılında tasarım olarak gerçekten benim beğendiğim bir araç. Ön farlar değişmiş. Ön farlarda görüyorsunuz gündüz farlarıyla farklı bir güzel tarz bir far takılmış araca. Audi'nin logoları yine burada. 4 yuvarlağı görüyorsunuz. Bu ikinci nesil Audi olarak A3 olarak geçiyor. Türkiye'de birinci nesilinden de çok var. Ama tabii onlar biraz daha şu anda az. Eskilikçe biraz daha azaldı. Özellikle gençler tarafından tek kapıları da tercih ediliyor. Bu aracın da yine tek kapı olanları var. Buradaki logonun duruşu güzel. S-Line logomuz var. Altta sis lambalarını görüyorsunuz. Sis farları var. Ön farlarda yine Amerikan park taktırmış Giray Bey araca. O da güzel durmuş. Tasarım olarak baktığınızda A3'ün Volkswagen'de yani kendi grubundaki karşılığı biliyorsunuz Golf'e denk geliyor. Cam tavan var araçta. Cam tavandan dolayı da böyle güzel bir tasarım var. Lastiklere bakalım. Lastiklerimiz 225, 45'si 17. 17 inç lastikle araç donatılmış. Şöyle kapıyı açtığınızda bakın kapı tutamakları güzel. Burada biraz camda oynama olduğu için kapı sesi öyle. Şu arkadan kontrol edelim. Camda biraz boşluk var. Görüyorsunuz. Kapı sesi gayet tok bir otomobil kendisi. Açtığınız zaman kalite hissiyatı buralarda sert ama dokunma hissiyatı güzel bir malzeme ile karşılıyor. Aynı malzeme yine torpidolara devam ediyor. Torpido kaplaması güzel. Buralar yumuşak. Multimedya sistemi araçta var. ASR off tuşumuz var. Klimamız var. Klimamız yine dijital. Klimada ekonomik mod da var. Vites düzeni bu şekilde. Spor mod var. Araçta F1 vites yok arkadaşlar. Direksiyonu görüyorsunuz. Yine S-Line logosu direksiyonda mevcut. Direksiyon kumandaları güzel. Direksiyon göbeği tasarım olarak benim beğendiğim bir tasarım. Burada yine LED olarak orijinal LED olmayabilir. LED olarak döşenmiş iç aydınlatma mevcut. Açtığınız zaman ışık burada mevcut değil güneşliklerde arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Evet ışık mevcut değil. Gelelim torpidoya. Torpidoda araca göre gayet geniş. Bakın içe doğru gömülüyor yani. Bu sınıfta bir araç için geniş ve buralarda yumuşak kadife malzeme kullanmışlar. Güzel. Şuradan açılıyor mu diye bakıyoruz. Burada bakın tuş yok arkadaşlar. Buradan açılıyor. Klima enfezleri güzel. Öndeki tasarım güzel. Araca oturduğunuzdaki hissiyatınız güzel diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu. Direksiyonda aşağı yukarı in kalk var. Derinlik ayarı da mevcut. İkisini de koymuş. Bu da güzel. Yine Volkswagen grubunun kullanmış olduğu aydınlatma tuşu burada mevcut. Otomatik far mevcut arkadaşlar. Şöyle gelelim. Burada el frenimiz yine deri. Çakmaklığı buraya koymuş. Burada değişik bir yaklaşım tarz. Bu da güzel. Burada arkadaşlar şöyle tutamak tarzı bir şey var böyle. Sportif. Araç zaten sportif bir araç. Burada bir kol dayanmaz mevcut. Bu da orijinal. Şöyle bakıyorsunuz. İçi fena değil. Kullanışlı. Şimdi şu kapı işlerine gelelim bakalım. Burada yumuşak malzeme var mı diye bakıyorum. Kapı içinde yumuşak malzeme yok. Bose müzik sistemi var. Gösterge bu şekilde arkadaşlar. Çalıştıralım aracı. Start edelim. Evet. Volkswagen zaten Volkswagen grubunda genelde kırmızı kullanıyor. Ben Audi'nin bu aydınlatma grubundaki ışık rengini de çok beğeniyorum. Böyle tatlı bir kırmızısı var. Ondan sonra cıma buradan geldiğinizde klimaya görüyorsunuz. Çift yönlü dijital klima mevcut. Klima frenesi falan da güzel. Buradan artırıyorsunuz böyle. Basmatik arkadaşlar. Basıp çekiyorsunuz. Bu şekilde. O da güzel. Yani aracın ön taraf tasarımı güzel. Buralarda yine Bose müzik sisteminin hoparlörleri mevcut. Görüyorsunuz. Onlar da koymuş. Cam kumandalarımız yine burada. Aynamız elektrik ısıtmalı. Yine sağ sol buradan bu şekilde arkadaşlar. Ayna genişliklerini ben beğendim. Güzel. Arkaya geldiğiniz zaman yine Volkswagen grubundaki kaliteye bakıyoruz. Burada aynı devam ediyor. Burada yine gri kaplamalar var. Buradaki kumaş hissiyatı güzel. Arkada bardaklık şişelik yok. Arkada bu düşünülmemiş. Koltuk ayarlarını buradan görüyorsunuz böyle. Yuvarlak arkadaşlar.
yuvarlak şeyle kademelendirmiş. Yani kollu değil, çevirmeli yapmış. Arkada kol dayama olmasını isterdim. Kol dayama mevcut değil. Arka koltuklar bu şekilde. Şuradan bakalım, burada bir gözümüz var. Fül tablası burada. Yine Volkswagen grubundakinden farklı olarak şaft yolu biraz daha aşağıda. Yani Golf'teki gibi çok yüksek bir şaft yolu yok. Bu da oturuş açısından iyi olacaktır, güzel olacaktır. Şöyle kapıyı kapattık, bakın. Baş mesafemiz az arkadaşlar. Hatchback bir araç. Baş mesafemiz az. Diz mesafesine bakalım. Şu an koltuk bayağı geride. Araç sahibi Giray Bey'in de boyu uzun. Oturum biraz dar arkadaşlar. Çok geniş değil. Ama hatchback bir araç içinde çok kötü değil. Arkadan öne baktığınızda sizi böyle rahatsız edici bir görüntü var mı diye bakıyorum. Gayet şık. Giray Bey altına şey de takmış. Ayak altı led aydınlatma da takmış. O da aracı güzel göstermiş. Araçlar tabi arkadaşlar, siz ne kadar ilgilenirsiniz o kadar güzelleşir. Böyle bir durum söz konusu. Cam tavanın şeyi güzel. Burada bakın, cam tavan perdemiz de bu şekilde. Bu da güzel. Yani güneşi kesiyor şöyle baktığınız zaman. Koltuk başlıkları buradan inip kalkıyor. Arkada kalite devam ediyor. Araçta kumaş koltuk var tabi ön arka. Araç genel itibariyle güzel bir araç. A3'ün şöyle anahtarını da gösterelim. Volkswagen tarzı standart bir anahtarı var. Anahtar bu şekilde. Şöyle geliyoruz. Arkada bagajda A3 yazımız var. S-Line logomuz yine mevcut. Çift egzoz arkada, egzoz başı var. Geri görüş kamerası burada sonradan takılmış. Geri görüş kameramız mevcut. Bagajı açıyoruz. Bagajda yaklaşık 400 litre civarı bir bagaj hacmimiz var. Yeterli. Hatchback araca göre güzel. Burada bakın, bagaj içi aydınlatma lambamız burada mevcut. Orijinalde. Burada bir adet askımız mevcut. Şöyle güzel. Yeterli. Hatchback araç için yeterli. Pandezot'un kalitesini de ayrıca söyleyeyim. Pandezot kalitesi güzel. Kaliteli bir pandezot sunmuş. Kapatıyoruz. Far tasarımını güzel bulduğumu söylemiştim. Burada bakın, bas çek depo kapağımız. Burada. LPG'de buraya yapılmış. Güzel olmuş o da. Tavanda köpek balığı sırtı antenimiz mevcut. Şöyle tekrar geriden bir çekelim. Aracı genel hatlarıyla. Ondan sonra bir de yol testine bakalım. Bu arada Giray Bey şeyi değiştirmiş. Araçtaki Amerikan park, yanlış bilgi vermeyeyim, orijinalmiş arkadaşlar. Gizli özellik. Gizli özellikten açılmış. Araç zaten daha yeni muayene girdi. Muayenede de geçti. Bu parçayla bütün uyarıları kendisi kapattırmış. Çünkü led lambalar falan olduğu için sürekli ikaz verdiğinden onu değiştirmiş. Yani bu parça sökülmüş araçtan. Bu da pahalı bir parça olduğunu söylüyor kendisi. Bununla birlikte, yani eğer hani kapattırayım gizli özellik, işte ikazı kapattırayım falan diyen olursa bu aracı alıp da, böyle bir şey de var. Videoda yoruma yazarlarsa da ben de oradan Giray Bey'le irtibat kurup yardımcı olmaya çalışırım detaylarla ilgili. Da bu şekilde arkadaşlar. Evet, Audi A3 motor olarak Hitler paket diye geçiyor. Öyle bir şey koymuşlar. 8 valf. Araç performans olarak düşük kalan bir araç ama şimdi bazı gruplarda, özellikle Toyota'da falan atmosferik motor yapıyorlar. Bu araçta da turbo yok. Atmosferik motorun mesela yüksek devirde bağırıyor araç ama daha uzun ömürlü oluyor. Audi de sanırım bunu bu şekilde istedi. Daha uzun ömürlü kullanmak istedi. O yüzden 8 valfı yapmış. Aynı motoru yine Volkswagen Bora'da da kullanıyor. Şimdi araca bindiğinizdeki ilk hissiyatı söyleyeyim. Vitesli geçişleri güzel. 6 ileri otomatik şanzıman var. Dediğim gibi ben DSG'ye karşı bende bir şey var. Yani benim şahsi olarak DSG'ye karşı bilinen arızalar olduğu için biraz uzağım. Bunda DSG şanzıman yok. Vites geçişlerine bakıyorum, güzel. Ama böyle hani gaza dokun, hafif dokunduğunuz zaman böyle sizi aniden attırmıyor yani. Çünkü araçta turbo yok zaten. Bunu binen kişi hisseder. Direksiyon tutuş hissiyatı, aracın direksiyon manevrasında verdiği tepkiler güzel. Düşük süratlerde. Direksiyon yumuşaklığı güzel. Ağır bir direksiyonu yok aracın. Şöyle bakın, en dipte de bu şekilde oluyor. Yani şöyle şu anda 1.83'e göre ben oturuyorum gayet rahat. Güzel bir tutuş var. Ön tarafın görüş açısı güzel. Böyle hatchback olmasına rağmen çok küçük bir arabada oturuyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Motor gürültüsüne bakıyoruz. Motor gürültüsü, egzoz sesi içeri güzel geliyor. Araç bir de bakımla. Giray Bey, siz araca bakmışsınız belli, araçta evet, ses yok. Araca baktım. Kesinlikle en ufak sesine, en ufak arızasına veya görsel olarak eksi yönünü hemen el koyarım. Kesinlikle. Doğru. Birisi boya işi falan, onu da anlıyorsunuz. Evet. Hobi olarak bakım, tamirat işlerinden de anlıyorum.
Şimdi daha öncesinde A180'im vardı. Evet. A180'de mesela... Arada benim alanıma girdiniz, ben eleştiri yapın, sıkıntı şimdi yok. Şimdi Mercedes A180... İnsanlar bana şey diyor, lafınızı kestim. Mercedes taraftarı gibi diyorlar da, biz konuştuk Giray Bey'le daha önce de. Bütün eleştirileri yapın A serisine, sıkıntı evet. yok. Ya şimdi C serisi kullandım, A serisi evet. kullandım, E serisine binmişliğim var. Mercedes C'den sonra, C bir tık ama E ve üstü Mercedes. A serisine gelince içeride trim sesi çok rahatsız edici bir plastik sesi 2000, var. 2013, 13. 2014 olarak söylüyorum. Renault motor. Renault motor dizeli vardı. Bir kere kronik sıkıntıları var. Ha. Açı sensör arızası muhakkak veriyor. Intercooler hortumundan muhakkak yağ kaçırıyor. Efendime söyleyeyim, eğer ki çip attırırsanız, ki ben attırdım. Attırdınız. Turbodan yağ kaçırmaları başlıyor belli bir süre sonra. İçeride, kaç günde başladı? 150 bindeyken araba tamamen yağ kaçırıyordu. İçeride trim sesi ve ekstradan parça kalitesi, görüntü tamam, gösteriş yapmışlar. Tamam, evet. Ama kaputu açtığınızda bile pistonlu kaput yok. Arabanın mesela 2008 model bu Audi'de gizli amfisi buffer'ı varken adam A180'e amfi buffer koymamış. C serisinde ise AMG miydi araç? AMG'ydi. Dijital klima yoktu. Hız sabitleme azında var. Hız sabitleme yoktu aynı şekilde. Cruise kontrol. C180'e gelirsem, C180'de de mesela amfi buffer'ı geçtim. 2010 modelinde USB bile yoktu. Ama C daha tok, daha üst sınıf bir araba. C'yi tavsiye ederim arkadaşlara ama A180'de yani o paraya, o Mercedes'e yakışmayacak şeyler vardı. Yani şu arabanın tokluğu yoktu. Bunu da şimdi neden söylüyorum? Şimdi benim videolarda daha çok işte Mercedes çok yanlı düşünüyor falan. Ben videolarda tarafsız olduğumu söylüyorum. İnsanlar şey yapıyor. Bunu da bilin yani. Ben hani şimdi binen kişi ayrı. Ben test ettim aracı diyelim. Hani bindiğim araçlar çok uzun süre bindiğimde var ama test ettiğimde ön yargı oluşmasın yani. İki gün bindi ya da ne bileyim işte test sürüşü yaptı şey. Öyle düşünmeyin. Bakın şu an gereken şeyi söyledi. Siz ne kadar bindiniz A180'e? 2 sene. 2 sene. Evet. 2 sene bindiniz. 2 senede bu tecrübeleri yaşadınız yani. Evet. İşte dediğim gibi sınıf farkı arkadaşlar, markada da değişiyor, markada etkiliyor yani. Kaliteli bir markayı da olumsuz eleştiri yapacak şekilde dizayn edebiliyor. Bunda kaç sene oldu sizin? Bunda da 2 sene oldu. Kaç binde aldınız? 150 küsür binde aldım, şu an 178 binde. Evet. Yalnız A180'den Audi A3'e geçtiğim zaman sınıf atlamış gibi hissettim kendimi. 2013-2014 model A180'i sattım, 2008 model Audi aldım. Model düşürmüş değil, model yükseltmiş gibi hissettim. Ses yalıtımı olsun, donanımı olsun, parça buffer, kalitesi buffer olsun. Buffer orijinal galiba bunda. Buffer orijinal. Adam amfisini, buffer'ını 2008 senesinde koymuş. Ses tesisatını koymuş. Mesela A180'de bunlar yok. Dediğim gibi dijital AMG paketi ama dijital göstergesi, kliması bile yok. Yüzücü. Evet. Yüzücü oldu. Evet, tamamen piyasa için evet. üretilmiş bir araba. Türkiye piyasasında değil mi? Küçük evet. motor. Ekonomik motor Renault'dan. Yani. Şimdi aracın süspansiyon olarak şeyini söyleyeyim, birkaç tümsek de geçtik. İzleyenler fark etmiştir, izleyicilerimiz. Yumuşak bir geçişi var. Yani C segment bir araca göre yumuşak bir süspansiyonu var. Lastik yanağı ince olmasına rağmen, onu da söyleyeyim. Ki ön tarafı ben basık, yaylarımın ön tarafı basık. Ön tarafta yaylar da basık. Ona rağmen mesela A180'de AMG paketse özellikle çok fazla zıplıyorsunuz. Bir de patlamaz lastik koymuşlar zaten. Ha, run flat. Evet, zaten yayları sert. Bir de patlamaz lastik koydukları için esneme yok lastiklerde. Tamamen zıplayarak gidiyorsunuz. Arka tarafta oturan perişan oluyor. Ya işte benim bir kıymetli bir dostum var. O da biz ona C kasa aldık. O da A serisi diye şey yapmıştı da ben ona A serisi arkadaşlar çok güzel bakın. Ben Volkswagen Golf mu alacağım, A serisi mi alacağım diyorsanız hani bu olumsuzluklara rağmen A serisini ben tercih ederim. Onu söyleyeyim. Görüntü gösteriş olarak tercih ederim. Ama işte olumsuz güzel. Şeyler var. Ona da biz C kasa aldık. Şimdi bunları da izleyince o da der yani iki anlamışsın. Evet. Evet. Yani evet. Mercedes'e Ayşe sayranız ama olumsuzluklar varsa bunları da söyleriz. Kimse benim ön yargılı ya da önden işte nasıl diyeyim markaya sempatik yaklaşıp da diğer markalara kararlı düşmesin. Şimdi bakın ben daha önce A6'da videosu var testini yaptım. Alta korum yine. A6'da biliyorsunuz segment olarak çok başarılı bir araba. Bu ikinci Audi oldu kanalımın. İkinci Audi'si oldu. Yani şimdi A3'ün yenilerini kullanmadım işin açığı. Ama şimdi 2008 model bir arabanın içindeyim ve hissettiğim şeyler güzel. 2008'e göre değil yani. 2008 değil de 2013-14 ayarında birçok arabaya göre. Hatta
Fiyat verimine göre de biraz 2017-18 ayarında. 8 valf araç arkadaşlar. 8 valf olduğu için 16 valfe göre dediğim gibi biraz araçta, motorda, atılımda gecikmeler var. Ama vites geçişleri çok güzel. Mesela şu an 6'ya attık. Bakın 4'ten 6'ya aldık yaklaşık. Sizle konuşurken 13-14 saniye içinde ve hissetmedim hiç yani 4'ten 6'ya geçtiğimi. Burada ekranda görüyorum. Şu ekrandaki sarı ışık ampulle ilgili sanırım değil mi? Ampulle LED paket yaptım ben. Aynaların altından tutun bütün kapa eşiklerine kadar. Aracı bayağı sportifleştirmişsiniz. Evet. LED paketi yaptığım için o arıza var. Gözüme çarpmıyor. Yani kötü bir şey olarak görmüyorum. O yüzden sıkıntı yok. Alışınca yani, zaten göz alışınca. Göz alışınca önemsemiyor insan. Bakın şu an kaçta gidiyoruz biz şu anda? 2000 devirde 80, 1850 devirde diyelim. 80'le gidiyoruz. Yalıtım güzel. Dışarıdan ses alma yok. Şu malzemeleri bakın güzel arkadaşlar. Burası sert ama dokunmatiği böyle şey güzel. Derimsi bir havayla malzeme takılmış. Plastik ama güzel. Cam içeride aracın içinde otururken sizi sarıyor yani. Öyle değil mi Emre? Evet. Evet. Aracın içinde otururken araç sizi sarıyor. Küçük bir cam var. Evet, hatchback araç. Aynı şeyi loft'ta da hissediyorsunuz ama oturum güzel. Koltuk hissiyatı böyle yumuşaklığı güzel. Uzun yolda bazı araçlarda tabiri caizse kuyruk sokumunda özellikle erkeklerde sıkıntı yaratan araçlar var. Şu anda maalesef sıfır oldu ağırlığı yaratanlar var. Çok marka şeyle girmeye gerek yok. Bunda yumuşak oturuyorum. Şu ağ sütunları, evet ağ sütunları birçok arabada olduğu gibi biraz görüşü kısıtlıyor. Yani ağ sütunu konusu sonuçta bu arabaların birçoğunda var. Buraları kemikli arkadaşlar. O yüzden biraz da geniş yapılmış. Şu an bakın yokuşa geldik. Biraz gaza dokunduk. Vitesi 4'e aldık. İşte 16 valf olsa bunu 4'e almayacak. 5'te gider. Ama 8 valfta yapacak. 100'de gidiyoruz şu an. Şu an bakın 5'te gidiyoruz arkadaşlar. 4'e aldık. Triptonik'ten sinyali beynin göndermesi güzel. Bakın şu an hemen 3'e aldım. Direkt aldı. 3'te biraz yüklenelim bakın. 4. Güzel. Triptonik'te kullanmış olduk. Yani geçen bir Vito videosu çekmiştim. Onda da vites şey yapıyordu. Triptonik'te aldığınızda gecikme yapıyor düşürürken. Ha. O da şeyden oluyor işte. Beyin yazılım falan güncelleme yapmak gerekiyor. Evet. Şu an güzel. Triptonik'te beğendik aracın. Sıkıntı yok. Şanzıman bakımlarını da yaptırdım. Serone kaç binde bir değişiyor ya bunun? Şanzıman 80 mi? 60 binde diye söyledi şanzımancı ama normalde 80 binde. 80 bin falan değil mi? Hatta evet. 60-70'de değiştireceksiniz. 10 bin yani, kalana vereceksiniz. Garantileyeceksiniz, evet. Şimdi arkadaşlar bakın şu viraj keskin viraj. 90'layız şu anda. Biraz daha virajda hızlanıyorum. Basarak gidiyorum biraz. 100'e geldim. Amarokçu kardeşimiz çekilirse ama çekilmeyecek muhtemelen. Viraj girişi güzel. Virajda araba çok yatmıyor. Salmıyor kendine. Ya ben de hep böyle şey videoları aslında seviyorum yani. İzlemeyi de seviyorum. Hani evet, viraja girerken böyle arabayı attırıyorlar, evet, kaydırıyorlar. Ama işte bu yollarda da şimdi bu hatta bizim test ettiğimiz hatta genelde o çok fırsat olmuyor. Denk gelince şey yapıyoruz da. Mesela şu an 3'e çektik. 3'te egzoz sesini böyle gayet güzel hissediyorsunuz. Şimdi şu çizgiye gelelim. Gelelim mi Giray Bey? Hangi gelelim, çizgiye gelelim? Orta çizgiye. Şu çizgiye gelelim. Golf mu A3 mü? Golf mu A3 mü? Aynı model diyelim. Aynı motor şimdi diyelim. Golf'e de okey derim, A3'e de okey derim. Evet. Fakat Golf'ün artısı eksisi olarak baktığımda kronikleri daha fazla. Orada bir geri vites yapıyorum. Tasarım olarak hangisi daha sizce güzel? A3. Zaten Golf desem Golf alırdım. A3'ün tasarımı bence daha güzel. Ya Golf 4'ü ben çok seviyorum. O çok tutuldu, evet, Türkiye'de. Yani Türkiye'nin en çok sevilen kasası Golf 4. Evet. Ama işte dediğim gibi ben Golf'de mesela ben Golf alacak olsam, sıfır da alacak olsam nedense ben de öyle ön yargı olabilir ama ben manuel vites tercih ederim. He. Yani benim maalesef Volkswagen grubunda şeyi çok DSG ile ilgili onda büyük korkularım var. Haklısınız. Yani çok güzel bir şanzıman. Kimi çekilmiş el bombası. Evet. Aracınız sıfır da olsa nerede sıfır ne zaman patlayacağı yani belli değil. Kimi çekilmiş el bombası diyorum ben ona. Tamamen şansınıza yani kalıyor. O konuda ön yargım var. Evet. Ne yazık ki Volkswagen grubunun yaptığı ama bir şey. Ama Golf'ten de vazgeçmez. Yani Volkswagen hayatta Volkswagen bakmadığı sürece Golf üretecek. Alman grubu aslında. Seat, Skoda, evet, Volkswagen, Audi yani hep bunları kullandı. DSG'yi kullandı. Ya şimdi yeni modellerinde bir iyileştirme yaptı mı
O konuda hakkım bilgim yok. Durduk, vitesteyiz. Şanlıman'da falan titreme maşallah yok yani, tren falan da güzel. Evet. Şimdi bir şurada durup 0-100'ü yapalım. Bunun 0-100'ü kaç? 9.5 mu? O civarda bir şeydi. 9.5 keşke olsa 12 falan. Tamam. Bir de şimdi vitesi S konumu alırken tekrar mandala basıp geri yapıyorsunuz. S'ye geçiyor. 0-100'ü de bu arada spor modda yapacağız arkadaşlar. Trafik müsait olduğunda. Dörtlü açıkken sağ sol sinyal verdiğinizde de araç direkt sağ sola ayrı ayrı yapıyor. Dörtlüyü kapatıyor. Evet. 0-100'ü yapıyoruz. 1-2-3. Kapa yaptık. 6500'e kadar devir çevirdik. 60 70 80 90 100 3. viteste 100 yaptık arkadaşlar. 100'e 3'te geldik. Çok güzel. Ve viraja girdik. Yani 100'e 3'te yaptık. Tapa gazda 3'te yapıyor 100'ü. Çok güzel. Demek ki 16 var olsa 2 saniye, 3 saniye daha düşecek aşağı. Fark eder, evet. Şu an %100 yokuş çıkıyoruz. Maşallah çok güzel. 34 derece sıcaklık. %100 yokuş çıkıyoruz. Hararetimiz 90 sabit. Viraja bakalım, şöyle bir şey yapalım. Bir hızlı girelim. Viraj girişi çok güzel. Arkadaşlar sinyal vermeden gereksiz şerit değiştirmeyin. Bunu da tavsiye ediyorum. Sürücü olarak arkadan gelen kişinin kötü eleştirisi mi diyeyim, ne diyeyim artık kibar bir şekilde. Yani sövmesine sebebiyet verebiliyorsunuz. Evet, önü bomboş. Önü boş. Siz gaza basıyorsunuz, sola kırıyor direkt. Tamam. Aynaya bakmadığı için. Yani. Aynadan bir haber çünkü. Evet. Şunu söyleyeyim. A3'le şu anda benim test esnasında gördüğüm en güzel şey yol tutuş. Birinci öncelik. Yol tutuş çok güzel. Donanım olarak çok iyi seviyede. Elektrikli koltuk falan yok tabi ama dijital kliması var. Ne bileyim işte kendi otomatik tuştan inen camları var. Cam tavan çok büyük özellik. Cam tavan şu anki araç üretiminde maliyetlere çok devasa farklar yaratıyor. Cam tavan olması da çok güzel bir pakette. Aracın kompakt olması, kullanışlı olması güzel. Bunları gördüm. Bu videoyu izleyen arkadaşlar da ya A3'ü alacaktır ya da merak etmiştir, inceliyordur. Benim genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Güzel bir araç bence. Sizin bakım maliyetlerinde çok böyle üst seviyede harcadığınız para oldu mu? Yok. Şöyle oldu. Yalnız şu şekilde arabanın su boruları değişti. Trigger seti değişti. Normal periyodik bakım araya oldu. Araya gireyim. Trigger zincir mi? Kayış. Kayış. Aynen. Trigger kayış. Kayışı değişti. Teker rulmanlarından tutun. A'dan Z'ye neyi gördülerse yaptılar. 12 bin lira gibi para tuttu. Ağır bakım. Ne zaman? Yakın zamanda oldu. 2 ay, 3 ay önce. Tamam. Yetkili servisinde ne gördülerse. Yetkili servis mi yaptı? Yetkili servis. Yani yetkili servis 12 ile yaptıysa bence pahalı bir fiyat değil. Yani. Güzel fiyat. Yani özel servisi. Yanlış anlaşılma olmasın. Tamam. Aynen. Özel serviste. 12 güzel yani. Yani teker rulmanlarına kadar her şeyi değişti. Su boruları, sensörleri, büşürleri. Yani yarın öbür gün sıkıntı çıkarabilecek denilen her şey değişti. Yani toplam 10-12 kalem iş yapıldı. 12 bin lira gibi bir para tuttu. Normal şu anki piyasada yaptıralı tabii normal. Yaptıralı 2-3 ay falan oluyor. Şimdi Emre sen de Volkswagen kullanıyorsun. Nasıl evet. Audi ile sen gerçi T-Cross kullanıyorsun da. Şimdi T-Cross'un malzeme kalitesi yolcu buna olarak göre biraz nasıl oldu? Çok arka taraf çok konforlu yani. Konforlu. Ve malzeme kalitesi de gözlemlediğim kadar tabii ki Audi daha üstün. Ben öyle düşünüyorum. Bence de gayet güzel yani. Giray Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kızınızla bizi tanıştırıp buluşturdunuz. İnşallah sizde başka araçlar da var. Evet. Yenge Hanım'da bir araç daha vardı. Astra var onda da. Astra Haşkasa var. Evet. Kazasız belasız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kameradaki Emre kardeşime de teşekkür ediyorum. Sağ olsun yardımcı oluyor. Giray Bey'i de bu güzel yüzü, güler yüzü, sempatik yüzünden dolayı da özellikle. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kendisiyle tanıştığımda çok memnun oldum. Sağ olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.